Başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstanbul'dan Bolu ve Bolu Spor nasıl görünüyor? İlk soruyla başlayalım isterseniz. Ya tabii başkanım Necip olunca güzel gözüküyor bize. Bizim çok sevdiğimiz kardeşimiz. Çok hatır sinas. Her seferinde elinde telefonu hatırımızı sorar. Bizim çok yakın dostumuzdur, yakın arkadaşımızdır. Şimdi Bolu'yu çocukluğum aklıma geldi. Onu demin anlattım. Burada Bolu Spor'la maç yapardık. Beşiktaş takımı Emniyet Otel'de kalırdı. Burada Bolu Stadı'nda bir defa Kemal Batmaz, o zaman Kemal Kılıçlar falan vardı. Bir tane top toplayıcı çocuk vardı. Topu verirken Kemal Batmaz'a küfür ediyor falan. O da ona tokat attı. Hakem de ona attı. Maçı kaybettik falan. yani Bolu eskiden tabii çok kuvvetli bir takımdı. İnşallah bu sene, geçen sene direkten döndüler de bu sene Allah hayırlısını nasip etsin. Birinci yani Süper Lig'e yakışır Bolu Spor. Tesisleriyle falan. İnşallah bir de stat işini de hallederlerse. İnşallah başkanım. Evet. Peki başkanım, Türk futbolunda çok gündemde olan bir konu, geçtiğimiz gün Ali Koç başkanla birlikteydiniz. Güzel bir paneldi. Tabii zaman zaman konuşamadınız. Hani çok girdim moderatörler ama. Şöyle bir sorum var. Ekonomik problemler. 5 yıl Avrupa'ya gidememe gibi Ali Koç başkan böyle bir şey iletti. Artık Türk futbolunda bir değişim şart mı? Neler bekliyorsunuz? Ya tabii özellikle Türk kulüplerde camia kulüpleri, şehir kulüpleri de sıkıntı var. Birinci lige yani Süper Lig'e baktığınız zaman Süper Lig'den düşen takımlar sonra amatöre doğru gidiyorlar. Yani ciddi bir sıkıntı. Gelecek olan takımların çoğu da seyirci sıkıntısı yani taraftar sayısı az olan kulüpler. Bu rekabetle şehirlerin takımlarına sahip çıkmasıyla ve seyirciyle beraber güzel olan bir spor. Şimdi şu anda ikinci ligde yani şu andaki birinci ligde baktığınız zaman en son sırada kim var? Karabük mü? Yok, Karabük işte. Karabük nerede? En sonda. Karabük, Eskişehir. Eskişehir hep bunlar hepsi Karabük bir sene gitti aldı birkaç. Yani hepsi büyük lig görmüş takımlar yani. Elazığ falan. Ve hepsi yani Sakarya, Kocaeli yani bunların durumları da ortada. Demek ki birinci lig yani Süper Lig'de durmak değil, özellikle şehir takımlarının, futbolu seven yerlerin, Türkiye'de futbolu seven yerlerin bu işin içerisinde olması lazım ki halkın ilgisi artsın. Yoksa seyircisiz kulüp takımlarla da çok bir keyif veren bir halden çıkar. Şimdi biz mesela İstanbul'da maç yapıyoruz. Takımlar geliyor. Orada bizim 2500 kişilik şeyimiz var. Rakip misafir takım yerimiz var. 30 kişi geliyor. 20 kişi geliyor. 10 kişi geliyor. Yani şimdi bu böyle dolacak, keyifli hale gelecek. Bolu'dan Beşiktaş maç yapacak. Bolu'dan buradan gelecek 2500 kişi. Arkasında camiasının arkasında duracak. Biz geleceğiz buraya. Böyle güzel bu iş. Yani öbür türlü üstünde keyif yok. Şimdi bakın şimdi işte Suudi Arabistan'da televizyonda seyrediyoruz maçları. Katar'da seyrediyoruz. 3 kişi, 10 kişi. Orada futbol gelişmez. Bizim 82 milyon kişilik bir ülke burası. Futbolun gelişebilmesi için seyircinin işin içinde olması lazım. Bunu da sağlayabilmenin önemli yolu finansman. Bir tekrar bir Türk sporunun yapılanmaya ihtiyacı var. İyi kulüplerimiz var finansman açısından ama o iyi kulüplerimizin arkasında seyirci şeyi yok. Şimdi baktığın zaman işte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor filan şampiyonluk görmüş takımlara bakın. Herkesin finansman sıkıntısı var. Demek ki bir yapılanmaya ihtiyaç var. Rekabet içerisinde o onu yaptı, ben bunu da yapayım dediğiniz zaman siz de aynı trene biniyorsunuz. Siz de o trenle beraber kötü yola gidiyorsunuz. Onun için Ali Koç Başkan da söylediği gibi, benim senelerdir söylediğim gibi bu işi birazcık daha disipline etmemiz lazım. Bolu Necip gibi bir başkan bir süre sonra bulamayabilir. Orada bir işte 3 tane topçu getirdim falan deyip tekrar eski haline dönmemesi lazım. Orada
tesislerin camiasıyla iyi yönetilir bir hale gelmesi lazım. Okulda bazı kurallarına getirilmesi lazım. Ama bildiğim kadarıyla Spor Bakanlığı, Maliye Bakanlığı beraber bir program içerisindeler. İnşallah da güzel şeyler olur. Olmadığı takdirde çok sıkıntılı oldu yani. Şu anda Ali Başkan, Kitabahçe'ye başkan oldu. Ciddi bir sermaye koydular oraya. Olmamış olsa ne olacak? Galatasaray Kulübü müdürlüğünü sattı, sermaye olarak koydu. Satamamış olsa ne olacak? Beşiktaş, biz 7 senedir, 6,5 senedir ne mücadeleler veriyoruz yani. İşte ne kadar borç sanılıyoruz ama taraftar ne diyor? Maçı kazanmak istiyor. Yani hepsini denildi tutmak bu ekonomik şartlarda, bu euro kurlarında çok zor tabii ki. Evet. Çok zor. Başkanım, Gerede'yle ilgili çalışmanız vardı. Bununla ilgili gelinen son noktanı, Beşiktaş ve Gerede'yi ne zaman ayak basacak? Ya çok istiyorum ben onu. Çok daha bu sene, hatta bu yaz başlayacak inşaatına. Fakat öyle bir ekonomik krizden geçiyoruz ki, Bolu'yu yazın Antalya'sına çevirmek mümkün yani. Burası çok güzel bir yer. Bizler bunu Beşiktaş olarak bakmamak, Türk Bolu açısından baktığımız zaman, bizler gidiyoruz şimdi Avusturya'ya, yok Slovakya'ya, Slovenya'ya falan kamp yapmaya gidiyoruz. Ve dünya paralar harcıyoruz oralara. Ülkenin dövizleri bunlar. Bizim yerlerimiz var mı? Var. Ne eksiğimiz var? Tesis eksiklerimiz var. Orada da bu bölgeye yatırım yapılması lazım. İşte Tenerbahçe bir atılım yaptı burada Düzce'de. Bolu'yla beraber bu bölgeyi bir şey hale getirebilirsek, kamp demek bir tek vücutu çalıştırmak değil, bir de maç yapacaksınız. Maç yapabilmek için de takımdan gelmesi lazım. Antalya niye herkesin gittiği bir yer? Duyduğuma göre devre arası 1500'e yakın takım geliyor yani. Şimdi Bolu'ya da gelebilir bu. Yazın gelebiliriz ama tesislerin oluşması lazım. Sene 200 takım geldi. Yani gayet güzel, 200 değil, 1000 tane gelse hem buraya bir ekonomi getirir, hem şehri Bolu'ya daha ısındırır. Yani Beşiktaş takım burada şimdi kamp yapıyor olsa, Galatasaray, Fenerbahçe, bilmem, Trabzonspor'un haricinde yurt dışından gelecek takımlarla bir anda şehirde futbol havası çok pozitif olarak artar. Fakat biz ekonomik koşullardan dolayı başlayamadık. İnşallah başlayacağız öyle. Başkanım, öncelikle geçen dönemde Bolspor'a oyuncu konusunda kadromuzda boşta duran oyuncularımızı şey yapabilmek için elimizden geleni yaparız ama tabii ki o euro kurunun artmasıyla beraber de makas daha da açığa artıyor. Biz de kendi menfaatimize bakmak durumundayız. Yani ne kadar kişisel dostluklarımız olsa bile bir gün geliyor bir kulüp işte 100 lirasını ödeyebiliyorsa, biz 300 lirasını ödeyebiliyorsa biz 300 lirayı tercih etmeye. Tabii oyuncunun da oynaması şeyler. O gün gelsin bakarız. Bizden geldi sözümüz bizim kardeşimiz. Hocalığı ve milli takım çok zor bir şey. Siz şimdi mesela burada Bolu Spor'da bir oyuncu kadrosunu kuruyorsunuz. Bir sene beraber çalışıyorsunuz. Milli takım öyle değil ki, birisi işte Leverkusen'den geliyor, birisi Beşiktaş'tan geliyor, öbürü atıyorum İspanya'dan geliyor filan. Orada bir toplama takım yaratıyorsunuz. Yani oradaki bütün oyuncular çok kabiliyetli olsa bile bir toplama takım yaratıyoruz. Orada bir milli ruhu ve aynı takımda oynayan oyuncuları yakalamak lazım. Bizim 2002'deki Dünya Kupası'ndaki başarımızda da 2008'de de bir aynı ekipler vardı. Şu anda oyuncu kadrosuna baktığın zaman da çoğunluğu Türk oyuncularımız ama yurt dışından gelme oyuncularımız. Yani onun için de Türkiye'deki özellikle büyük kulüplerin yerli oyuncuya, bu yerli dediğim Türkiye'de yaşayan yerli oyunculara yatırım yapması lazım. Ve oradan da bir takım ruhu oluşturmamız lazım. Yoksa öbür türlü çok zor. Yani herkes Lucescu'ya bir şey söyleyebilir ama Lucescu geldiği zaman ne yapacak? Oyuncu kadrosu belli, oyuncular belli. O maça işte bir kadro kuruyor. Bir antrenman, iki antrenman, üç antrenman maça çıkıyorsun. Yani son olarak yine milli takım sonucundan sonra dün akşamdan beri sosyal medyada sizi karşı karşıya getirecek. Bunlar ilgili neler söylemek istersiniz?
Tabii. Bir de yardımcı konusu var. Dün bir medya düştü yine. İşte Şenol Hoca Almanya'dan bir yardımcıyla görüştü, anlaşamadı bile demişler. Bunlar aslında özel sorular da net olarak medyaya düşmedi. Yalan yani. Ne Beşiktaş takımı şu anda çok yani Beşiktaş Şenol Hoca'nın yardımcıları işte Guti'nin biz işte şu anda Real Madrid'e hoca olarak geri dönmesi konuşuluyordu iki hafta evvel. Kendi yanındaki Şeref hocalar filan Miguel senelerdir hocayla beraber olan yardımcıları. Doğru şeyler değil bunlar. Şenol Hoca çok önemli bir futbol markası, önemli bir futbol adamı. İsminin şeyde geçmesi kadar da normal bir şey yok yani. Milli takımda geçmesi. Biz de şimdi spor yöneticisiyiz. Bir gün ismimiz yok spor bakanı oluyoruz, bir gün federasyon başkanı oluyoruz, bir gün bilmem ne işte belediye başkanı oluyoruz. İsminiz eğer böyle bir sporun içerisinde ve aynen, toplumun önünde olunca geçiyor bir şekilde ama bunun aslı astarı şu an itibariyle yok. Federasyonun da ne kararı var Lucescu ile alakalı onu da açıkçası hiç bilmiyorum. Son olarak dün İngiltere'de futbol şehri orada da çok taraftarımız var ama yani Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da buralara gelip biz camia takımlarıyız her yerde, her köyde, her mahallede taraftarlarımız var yani. Evet başkanım. Başkanım babasından dolayı hem bizim işlerle ilgili hem meslektaşımız hem baba dostu. Ben Fikret Başkanı'na... Kamyoncuyuz mu? Kamyoncuyuz. Hala yedek parça devam ediyor. Benim kardeşim bakıyor. Başkanım da kardeşinin yeri var. Bizim tabi Beşiktaş'ta olan muhabbetimiz, dostumuz epeyden biri var. Sağ olsun 3 sene önceki kongreden sonra ilk arayan sayın başkanım oldu. Zaten Beşiktaş kulübü de Şenol hocamız da Bolspor'da evvelden hocalık yaptı. Bizim Beşiktaş kulübüyle her zaman dostluk devam edecek. Sıkıntı yok. Bir tek şeyimiz işte bizim gönlümde Bolu'da bayağı Beşiktaş taraftarı var. Çarşamba günü Sakarya'da maçta olacağım ben. İnşallah gene bu milli takım boşluğunda da Beşiktaş takımını çünkü şu an Güneş hocamızın da Bolu'da belki 100-200 tane şeyi var. Arkadaşları var. Çok var. Çok var. İnşallah her yerde arkadaş var. Yok. Ama biz tabii Beşiktaş kulübünü nasıl bu hafta bizim kardeş takım Sakarya Spor Başkanı beni aradı. Başkanım dedi ben de seni dedi maça davet ediyorum. Ne maçı var dedim. Çarşamba günü şey maçı var dedi. Beşiktaş maçı var dedi. Cevat bizim arkadaşımız. Bir geleceğim dedim. İnşallah ben de yakın bir zamanda da Beşiktaş kulübümüzü burada misafir edeceğiz. Başkanım, teşekkür ederim. Sağ olun.